Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kritik faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası politika faizini %2,5'lik artışla %17,5'e yükseltti. Sektör temsilcileri dolar-TL'de uzun süredir devam eden rekor serisinin üç temel sebebinin olduğunu belirterek bu sebepleri açıkladı. Dolar kuru haftalık bazda %2,8'lik, yıllık bazda ise %44 yükselerek rekor tazelerken sektör temsilcileri döviz kurlarındaki bu yükselişin nedenini açıkladı. Buna göre piyasa uzmanları bu yükselişi şu üç nedene bağladı. Merkez Bankası'nın artık dolar satmayıp TL sıkılaştırması yapmaması, kur korumalı mevduat dönüşlerinin dövize gelmesi, TL mevduat faizlerinin düşerek cazibesini yitirmesi. Merkez Bankası daha önce piyasaya müdahale ettiğinde dolar satıp sistemden TL çekiyordu ve bu sistemin net fonlanma ihtiyacını artırıyordu. Son dönemde ise dolar satmadığı için hatta ara ara alım yaptığı için Merkez Bankası sistemden TL çekmemeye başladı. Merkez Bankası net fonlanması da bu sebeple eksiye düştü. Buna göre net fonlanma 26 Aralık 2019'un ardından ilk kez negatife geçti. 14 Temmuz'da eksi 43 milyar lira, 17 Temmuz'da eksi 122,5 milyar lira ve 18 Temmuz'da ise eksi 176,5 milyar liraya ulaştı. Böylece net fonlanma verilerinin yayımlanmaya başladığı 2011 yılından bu yana en düşük seviyede görülmüş oldu. Merkez Bankası'nın net fonlanması Haziran'ın ilk haftasında 688,7 milyar liraya ulaşmıştı. Bunun yanı sıra M2 para arzı da hızla yükselişe geçti. Yine Merkez Bankası haftalık verilerine göre 7 Temmuz itibariyle M2 para arzı 10,9 trilyon liraya ulaştı. Mayıs sonuna kadar 9,4 trilyon lira, Haziran başı ise 9,5 milyar lira seviyesinde olan M2 para arzı son bir ayda ise %15'in üzerinde bir artışa işaret etti. Bankacılık sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre bu hafta TL mevduat faizleri %30'un altına indi. Haziran başında %40-42 seviyeleri konuşuluyor. Hatta yüksek mevduatlık tasarruflara ise %50'nin üzerinde mevduat faizi uygulanıyordu. Bankacılık sektörü kaynakları, sektörün kredi tarafındaki regülasyonlarında bir değişim olmadığı için kredi arzında düşük iştahın sürdüğünü, bu nedenle de mevduat ihtiyacı bulunmadığına da işaret etti. Önümüzdeki dönemde TL mevduat faizinde düşüşün sürmesini bekleyen kaynaklar, bu durumun da tasarruf sahiplerini dövize yönelttiğini vurgu yaptı. Bankacılık sektörü kaynakları ayrıca Merkez Bankası'nın sıkılaşan regülasyonları nedeniyle Nisan-Mayıs gibi %40-50 faizle yapılan kur korumalı mevduat hesaplarının vade sonlarının bugünlerde yaşandığını söyleyerek kurda o dönemden beri gelen hareketlerin ve düşen faizlerin mevduat sahiplerinin kur korumalı mevduatı yenilememe sonucunu doğurduğunu vurguladı. Uzmanlar ayrıca borsanın da kâr realizasyonları sonrasında yüksek enflasyon ortamında tasarruf sahiplerinin yeniden ilgi duyacağı yatırım aracı olarak öne çıkmasını beklediklerini söyledi.